empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Merhaba, ben Alp Artam. Kısa bir hafta sonu kaçamağı için Bolu taraflarına geldim ve ilk durağım Seben Gölü. Seben Gölü gerçekten güzel bir yer. Burada Seben Gölü Camii var. Çok güzel görsel malzeme sağlıyor. Zaten videomuzda da göreceksiniz. Yalnız biraz kuraklık olduğunu fark ettim. Sular çekilmiş. Bu genelde Türkiye'nin önemli bir problemi herhalde. Buradan çevre bölgede başka yerlere de uğrayacağız. Sülüklü Gölü gideceğiz. Mudurnu'ya gideceğiz. Abant Gölü'ne gideceğiz. Burada Büyük Abant Oteli'nde kalacağız. Ve keyifli bir hafta sonu geçireceğiz. Sizler de izleyeceksiniz. Şimdi bir yemek arası için Mudurnu'ya uğradım. Mudurnu'da bu bölgenin yöresel yemeklerinden olan kaşık sapı ve bombay fasulyesinden yiyeceğim. Ayrıca tavuklu ve etli yoğurtlu kebaplarımız da var. Ama önce bunun bir tadına bakmak istiyorum. Bu keşli ve cevizli bir yemek. Keş çok seviyorum. Üzerine biraz daha ceviz. Erişte gibi ama bunun kalını, yani hamur işi. Çok keyifli ve güzel bir yemek. Fasulye dedi ise görüldüğü gibi biraz daha iri iri. Çok diri olmayan bir fasulye. Bunu da deneyebiliyorsunuz. Ama bence kaşık sapı kesinlikle ve kesinlikle benim burada favorim oldu. Şimdi birazdan tavuk ve etli kebapları yedikten sonra onlarla ilgili düşüncelerimi de söyleyeceğim. Evet, şimdi de ana yemekler tarafına geldik. Ana yemeklerimizde tavuklu yayla kebabı var ve etli yayla kebabı var. Ama bu ikisini de yemeden önce ben buranın meşhur sarmasından da yemek istiyorum. Biraz böyle yoğurtlu, bakınız. Hafif ılık, güzel bir yoğurtla servis edilmiş. Ben gerçekten beğendim bunu. Şimdi esas olanlara gelelim. Neden tavuklusundan yiyorum? Çünkü Mudurnu'nun tavuğu meşhur arkadaşlar. Altında pide var. Pide de hafif sos gezdirilmiş. Üzerinde de sanırım tavuğun göğsünden yapmışlar. Ama iyi marine edildiği için bence lezzeti çok güzel. Et tarafına da bakalım. Bunun bonfile olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel. Yemeklerin hepsinin kıvamı yerinde. Yani Mudurnu'ya gelindiği zaman bu tarz bir yerde yemek bence çok doğru. Ve mutlaka ama mutlaka kaşık sapından yenecek. Arkasından bu güzel sarmanın tadına bakılacak. Bir de üzerine bu kebaplardan yenecek. Bir de saray helvası patlatabilirsek bir noktada harika olur. Benden söylemesi. O zaman finali de şu gördüğünüz saray helvası ile yapalım. Saray helvası bu bölgede her yerde karşımıza çıkan bölgenin spesiyel tatlısı. Şöyle alıyoruz. Pişmaniye formatında arkadaşlar. Pişmaniye sevenler için. Çok güzel bir lezzet. Ayrıca pişmaniye gibi dişe de yapışmıyor. Bak, böyle bir güzelliği var. O yüzden tavsiye ediyorum. Böyle tatlı bir şey, böyle ekşili, işte acılı, tuzlu şeylerin üzerine insanın damağını gerçekten sıfırlıyor. Güzel Bolu hafta sonu için Abant, Büyük Abant Otel'de kalmaya geldim. Bu otel gerçekten harika bir ambiyansa sahip. Göl kıyısında nefis bir manzarası olan çok güzel bir iskelede kahvaltı edeceğiz. Bu bölgeye gelenlerin gerçekten bu otelde kalmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü insana huzur veriyor. Sabah burada kalkarken alarma ihtiyaç duymadım. Oksijenden kendi kendime uyandım. Çok sağlıklı, harika bir yer burası. Büyük Abant Oteli'nde olmanın en güzel yanlarından birisi bu gölün kıyısında, bu iskelede bu kahvaltıyı etmek.
sofra hazırlandı, mükellef. Çok güzel. Arkada çarşaf gibi bir abant gölü var. Sessizliği sadece ördeklerin ve karabatakların sesleri bozuyor. Onun dışında nefis bir ortam var, oksijen harika. Ben şimdi biraz bunun keyfine varmak istiyorum. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Gizimin şu anki bölümünde Sülüklü Göl'deyim. Sülüklü Göl gerçekten çok nefis bir yer. Bir doğa harikası. Fakat buraya gelmesi gerçekten zor. Yola çok dikkat ediniz. Gelmek biraz uzun sürüyor. İki arabanın yan yana geçemeyeceği yollar var. Ama geldikten sonra böyle güzel bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Şu arkaya bakın. Gerçekten nefis bir yer. Göynük'teyim, Paşazade Konağı'nda. Artık yolculuğumuzu noktalayacağımız yer burası. Güzel bir yemek yiyelim, çevreyi gezelim, ondan sonra İstanbul'a dönelim istiyoruz. Burada yine benzer güzel yemekler var. Ama güzel bir mantar var, bakın şöyle bu yörenin mantarı. Buradan hemen böyle bir tadına bakmak istiyorum. Güveçte getiriyorlar, çok güzel. Gerçekten güzel. Tarhana çorbası içtim, nefisti. Keşle ve cevizle yapılan hamur işi yemeği var, ondan da yiyebileceğiz. Bence çok keyifli bir yer. Göynük'te çok görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Biraz Safranbolu'yu da anımsatıyor. Bence bu yolculukları sırasında uğranabilecek güzel bir kasaba burası.